Arkadaşlar bir vakittir yapmak istediğim light, hafif böyle rahat keyifli bir seri vardı açıkçası. Reddit üzerinde Ask Reddit diye bir subreddit var. Öyle bir köşe var yani. Millet buraya sorular soruyor. Millet de buna ilginç ilginç cevaplar veriyor. Çok farklı kültürler, olaylar çıkıyor ortaya. Biraz şey gibi düşünün. Bizde de böyle kızlar soruyor.com falan var ya, genelde cringe cringe şeyler konuşuluyor. Onun daha bazen ilginç, bazen cringe, bazen komik olanı gibi. Hem buradaki sorulara ve bu sorulara gelen cevapları konuşalım. Hem de daha sonra mesela aynı soruları ben size sorayım, sizden gelen cevaplara da bakalım. Eğleniriz diye düşündüm. Hafif muhabbetli bir seri olsun diye düşündüm. O yüzden bu da bu serinin ilk videosudur. Hoş geldiniz. Haydi bakalım ilk soru cevabımızla başlayalım. Şimdi şöyle oluyor. Bir süreden beri Ask Reddit'te gezerken buradaki soruları biriktiriyorum. Save ediyorum. Cevapları özellikle okumuyorum. Çünkü bir 50 gündür 60 gündür falan kafamda böyle video serisi yapmak var. Şu an geziyorum mesela save ettiğim sorular içerisinde. Bir tanesini. Bunlar çok seksli şimdi. Seksli sorulara da bakacağım daha sonra ama ilk videomuzda değil. Birisinin, güzel bir tane soru buldum şimdi. Birisinin iyi bir insan olmadığını çok bariz belli eden şey sizin için nedir? Bakalım alttaki cevaplar ne şekil? Şimdiden söyleyeyim, aynı soruyu ben de size soruyorum. Bir sonraki videoda sizden gelen cevapları okuyacağım. Birisinin iyi bir insan olmadığını çok bariz belli eden şeyler nelerdir? Bakalım. İlk sırada 26 gün önce atılmış şöyle bir cevap var. Yaptığı hiçbir şeyin sorumluluğunu almamak. Accountability demiş Gabur burada. Accountability dediği mesela account, hesap vermek, hesap kelimesi mesela account açmak hesap gibi düşün, hesaptan. Account. Yaptığı hiçbir şeyin hesabını üstlenmemek diyor aslında. Accountability'nin tam şeyi o, sorumluluk almaktan da öte bir şey. Accountability. Altta birisi de demiş ki güzel bir nokta, böyle birisi genelde bir kişilik bozukluğuna mesela narsizme sahip olabilir. Öyle bir şeydir ki yaptığı hiçbir şey hiçbir zaman kendi suçu olamaz. Tabii ortaya çıkan şey iyi bir şeyse o zaman bütün yaptığı her şey de kendi başarısıdır demiş. İlginç bir şekilde YouTuber'lık işinde çok fazla narsiste rastlıyorsunuz. Tuhaf bir şekilde YouTube, TikTok, Twitch gibi platformlar, video üretim platformları tıpkı sanat dallarında olduğu gibi, tıpkı müzikte olduğu gibi birazcık ruh hastalığı eğilimi yüksek insanları çekiyor. Ben bu sektör içerisinde bunu gördüm. Çok fazla insanla tanışıyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Herkesin ne mal olduğu hemen belli olmuyor. Ama zaman geçtikçe, üzerine kat çıktıkça, yolda ilerledikçe, bir de tabii hayat farklı şeyler gösterdikçe bir bakıyorsunuz ulan o tanıdığınız insanların yerine farklı farklı insanlar gelmeye başlamış. Çünkü şey ilginç yani içerik üretme işi, internet ünlüsü olma işi biraz ilginç. Bence insanın ruh sağlığını bozmaya çok aday bir işimiz var bizim. Çok fazla yorum geliyor, herkes seninle ilgili konuşuyor, herkes senin ortaya koyduğun şeye bakıyor. Yani ben burada gözüktüğüm kadarım mesela. Yayını kapattıktan sonra ne yapıyorum, ne dizi izliyorum, ben derdim nedir, çilem nedir? Bunları çoğunlukla yansıtmadığın için insanlar gördüklerine bakıyorlar falan. Bu rotada çok ruh sağlığı bozulan ya da içinde belli bir ruh sağlığına eğilim varsa da ortaya çıkartan insan gördüm ben açıkçası. Ve galiba totalde bir ya da iki tane falan narsiste rastladım. Ve yani özellikle bir tanıdığımızın gerçekten hep başına bir şeyler geliyor. Hep başına bir şeyler geliyor yani. Hani bir şey oluyor ve o hep ona bir şey oluyor. Başka bir şey yaşanıyor, ona bir şey oluyor yine. Aga yani sen hayatta hiç mi karar vermedin? Hani bunu ben yaptım, ben bu kararı verdim, ben bu konuda hata ettim, ben bu konuda doğru ettim. Değil bak. Çok tuhaf bir yerden yakalamışlar bak daha ilk cümleden. Okey güzel. Bu arada dedim ya bu seri biraz muhabbeti açar diye. Genelde böyle buradaki cevaplar üzerinden biraz kendim muhabbet açayım. Biraz da sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Hem de alttaki cevaplarla ilgili sizin düşüncelerinizi de bilmiyorum. Biraz muhabbetli bir seri yapmak niyetindeyim. O yüzden yorumlara abanın. Yorumlara abanmışken bir sonraki cevaba geçiyorum şimdi. Başka insanlar çevrede değilken o insanlarla ilgili sürekli kötü konuşan birisi olmak. Gıybetçilik, dedikoduculuk dediğimiz şey. Çok güzel bir cevap. Zaten 9000 like almış. Hatta bir like da ben basmış olayım. Yani benim gene kendi hayatımdan örnek vereceğim. Çok dikkat ettiğim bir şeydir. Şuna çok dikkat ederim. Bir insanla muhabbetimiz ne noktaya gelmiş? Şimdi ilginçtir. İnsanın gıybet ihtiyacı oluyor. Tamam mı? Bazen arkadaş arkadaştan bile gıybet edesi geliyor. Yeri geliyor ben mesela bazı arkadaşımla oturuyorum. İki bir şey içiliyor. Ondan sonra diyor ki ya diyor hacı diyor ben diyor şu kişiyi çok severim ama son zamanlarda şu yaptı diyor bana batmaya başladı diyor falan. Tamam mesela böyle muhabbet açılır hep. Ama bu muhabbeti açma hızı, bu muhabbetin açıldığı ortam, bu muhabbeti açan kişinin tavrı benim için o kadar önemli ki mesela. Hiç unutmam bir etkinlikte başıma şey bir olay gelmişti. Böyle nasıl internette görünen bir kişiyim. Yine böyle internette görünen bir kişi geldi benim yanıma. Aa dedi hocam sen şey değil misin ya işte Can Sungur falan. Evet dedim kardeşim sen de şusun tanıyorum ben seni. Aa buyur gel oturdu yanıma. Nasılsın ne yaptın ne ettin falan derken.
ortamda bulunan başka bir kızla ilgili hikaye anlatmaya başladı direkt. Ne gerek var? Yani şöyle oldum yani. Aa öyle miymiş kardeşim ya? Hay Allah, bak şimdi demek o kadın öyle yapmış ha. Vay be. Evet, teşekkür ederim birader falan gibi oldum. Herifle sonra muhabbeti inanılmaz mesafeli bir noktaya çektim. Merhaba İbrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Çünkü şeyden kullanıyorsun böyle. Lan diyorsun yani, ben buradaki kadını tanımıyorum. Seninle 5 dakika önce tanıştım. Bir de benim yanıma oturmuşsun, sert erkek gıybeti yapıyorsun. Kadın dedikodusu yapıyor bana, bir erkek erkeğe. Ya ne gerek var? Hani ben o kızla bir flört ediyor olurum. Bir şey olur. Mesela dersin ki aman abi dikkat et filan. Ne gerek varsa. Ama anladın mı? Yani dur baba, daha ne ara oturduk da ne ara biz bunun gıybetine dedikodusuna girdik. Kötü bir insan mıdır bilemem ama çenesini tutamayan adam benim gözümde de çok tehlikeli bir karakter oluyor. Çok da mesafe koyduğum birisidir. Bazen de ama işte arkadaşlığın belli bir noktaya geldiyse, onu da çok yaşadım. Çok böyle sessiz sakin arkadaşlarımız var. Hiçbir şey ses çıkarmaz. Aa, olabilir abi, öyledir filan der. Yani ne bileyim, birisi ortaya sıçar böyle. Hocam dersin, gördün mü ya, yere kaka yapmışlar. Doğrudur abi, sıçılır yere filan der. Mesela öyle insanlarda da ben şey oluyorum. Acı diyorum ya, adam yere kaka yapmış. Şimdi bu doğrudur, yapılır deyip geçilmez. Bizim seninle demek ki bir samimiyetimizde kopukluk var. Bir noktada da arkadaşlık ilerledikten sonra arkadaşın gıybetçisi olduğunda o bana çok tatlı geliyor. Çünkü böyle şey oluyor. Biliyorsun o adam hiçbir yerde ser verip sır vermez, bilmem ne yapmaz. Ama bir şikayeti, bir tatsızlığı varsa da sana anlatıyor. Belli bir güven alanının içine girdin demektir. Bu çok ilginç bir denge. Sürekli yapan beter bir insan ama yani. Altında da bir cevap var. Altındaki cevap da demiş ki şirkette bir adamla çalışıyorum. 70'ine yaklaşıyor. Adamla yaptığımız muhabbetin %90'ı adamımız bana sürekli iş yerindeki başka insanlardan şikayet etmesi. Bana karşı çok dostça davranıyor. Özellikle de benden bir isteği varsa bana çok dostça davranıyor. Başkasıyla benim arkamdan konuşup konuşmadığından emin değilim. Ama eminim yani, başkasıyla benim arkamdan konuşurken duymadım ama eminim benim de üstüme sıçıyordur etrafta başkaları yokken. O yüzden arada sırada konuyu değiştirip aniden kendisine, peki kardeşim benim arkamdan kaç kere aptal dedin, motherfucker dedin, cocksucker dedin kardeşim diyorum. Motherfucker, cocksucker. O zaman aniden kuruyup kalıyor. Yani bu kadar boş ve boş boğaz ve bir başkasının arkasından dedikodu yapan insanlar nasıl hayatta kalıyor anlamıyorum demiş. Bu derece belalısına ben rastlamadım açıkçası. Ama şöyle de bir şey de var. İş hayatıdır. İş hayatında ofisteki insanları seçemiyorsun. Allah sabır versin bütün ofislerde çalışan insanlara. Tuhaf bir iş arkadaşınız varsa çok zor. Aşağıda birisi de şey demiş mesela. Benim eski patronumun, ya benim sana aslında bunu söylememem lazım ama diye bir cümlesi vardı. Ve bu cümleyi çok kuruyordu. O yüzden ben de kendisine bir süre sonra gizli kapaklı utandığım hiçbir şey anlatmamaya başladım. Çünkü bana sürekli sana bunu söylememem lazım ama diye laf taşıyan birisi benim hakkımda da başkasına laf taşıyor demektir. Demiş. Güzel. Devam ediyorum şimdi. Şu ana kadar iki cevap aldık. Bir insanın iyi bir insan olmadığını tak diye gösteren şeyler neler? Sorumluluk almamak, hesap vermemek. İkincisine demiş ki sürekli dedikodu yapmak. Üçüncüye geçtim, bakalım ne diyecek. Evet, üçüncüsü de aşağı yukarı aynı cevap çıktı. Hayatındaki sıkıntılardan bahsederken herkesin her şeyden suçlu olması ama kendisinin hiçbir şeyde sorumluluğu olmaması. Kurban psikolojisine girmiş, kendini saplamış oraya. Hep hayatta onun başına bir şeyler geliyor. Hep ona bir şeyler oluyor. Hep ona hep kötü davranıyorlar. Onu anlamıyorlar. Onun tam başına bir şeyler gelecek. Ay o sırada bilmem ne olduğu için olmuyor. Hep ah yazık, mağdur hayatta, hep mağdur. O kadar sinir bozucu bir şey oluyor ki bir yerden sonra. Yani sorumluluk alabilen insan, burada benim hatam oldu veyahut da tam tersi, ben burada doğru bir şey dedim, bak ve ne güzel oldu diyebilen insan, çok karizması yüksek bir insan oluyor, biliyor musunuz? Öyle insanlar hata yapsa bile yanında durursun öyle insanların. Güvenebileceğini hissedersin çünkü. Buna böyle bir neydi? Stephen Covey'nin galiba etkili insanların 7 alışkanlığı diye bir şeyi vardı. Yani etkili insanların 7 alışkanlığında edilgen insan olmamak diye bir şeyden bahsediyordu. Yanlış hatırlamıyorsam, seneler oldu o kitabı okuyalı. Oradan kalmış bu aklımda. Edilgen insan, etkin insan. Etkin insan diyor ki ben şunu yaptım, ben şu konuda hata ettim, ben şu konuda doğru yaptım, ben şu konuda böyle düşündüm, ben bu konuda sonuç alamadım, ben bu konuda başarısız oldum. Ben yaptım, ben oldum, ben olduramadım. Benim çevremde, kümemde diyebiliyor yani. Öte yandan öteki insanlar... Kısmet olmadı be abi. İşte bize yaptırmazlar be abi. Ettirmediler be abi. Üzerimize geldiler be baba. Eyvallah. Yani bu iki insan tipi arasında çok büyük fark var.
Bir tanesi eziklik gibi, bir tanesi de kaçamaklık gibi. Burada kötü insan dedikleri, ezik insanların otomatik kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama işte şey, ya ne bileyim, benim bu tarz toksik ilişkim olmadı ama internette artık toksik ilişki muhabbetleri o kadar popüler oldu ki. Sizin aranızda falan mesela toksik ilişki yaşamış olan varsa şeyi biliyorsunuzdur yani. Bir şey oluyor ilişkide, hep sen bir şekilde, fatura sana çıkıyor. Hep sen bir şeyler eksik yapmış oluyorsun. Sen demedin oluyor. Sen bir şey yapmadın oluyor. Ben mesela canlı yayınlarımda oyun oynuyorum. Canlı yayınlarımda oyun oynarken arada toksiklik yapıp chat'i tetiklemeyi çok seviyorum. O biraz hani etkileşim için. Atıyorum oyunda bir şeyi hatalı yapmışım, tamam mı? İlk kez oynuyoruz halbuki oyunu. Chat'e böyle dönüyorum, canlı yayında izleyen seyircilere. Ya diyorum, niye söylemiyorsunuz arkadaşım? Bak, sizin yüzünüzden hata yaptım. Size güvendik, iş yaptık kardeşim biz burada. Ben size bir daha güvenip de iş yaptırmayayım mı bilmem ne falan. Raft Station T2 varmış burada ve ben yapmamışım saatlerdir ve kimse bana söylemedi bunu ha. İyi ki size güvenip girmemişim bu işe ha. Vallahi billahi. İnsan eşine dostuna yapar mı ya bunu? Vay babanın kemiğin ya, şunlara bak sen ya. Nasıl bir duygusal manipülasyon ve hemen herkes chatte şey oluyor böyle. Ne alakası var abi, biz yazdık chat'e, sen görmedin. Görmediysem de gösterteceksiniz kardeşim falan yapıyorum. Makara kukara eğlenip gidiyoruz böyle. Bana çok keyifli geliyor. Tabii ki bu hani bir şaka olduğunun bilincinde olmak lazım. Ama bu benim şaka yolu yaptığım şeyi gerçek hayatta gerçekten bu kafayla yaşayan insanlar var. Ve Allah belalarını verebilir gerçekten. İnşallah onlardan birisi değilsinizdir. Onlardan birisiyseniz de belki de bu video biraz kafanızı açar. Bu bir kişisel gelişim videosu değil ama insanların şikayetlerine bakın yani. Ay bu arada videoda belli bir noktaya kadar geldik. Bir YouTuber olarak bizim ekmeğimiz suyumuz birazcık sponsorlar biliyorsunuz. Burada bir sponsoruma teşekkür edip size de sponsordan kısaca bahsedeceğim. GeForce Now isminde bir sponsorum var. GeForce Now özellikle bilgisayarı güçlü olmayan veyahut da güçlü oyun bilgisayarı, oyun konsolu hiç olmayan insanlar cep telefonundan ya da dandik bilgisayarlarından rahat rahat oyun oynayabilsinler diye interneti hızlı mekanlarda rahat çalışan bir streaming servisi. Nasıl siz Netflix'e dizilere basıp dizileri uzaktaki bir serverdan izliyorsunuz. Burada da Steam ya da Epic'ten satın aldığınız, yani daha önceden kendi kütüphanenize eklediğiniz oyunları adeta internet kafede, uzakta bir internet kafede bilgisayar kiralıyormuşsunuz gibi düşünün. GeForce Now'a bağlanıyorsunuz. Oradaki account'unuza bağlanıp oyunlarınızı açabiliyorsunuz. Şu anda bildiğim kadarıyla Sims yok. Ben Sims'in gelmesini çok heyecanla bekliyorum. Ama içeride bayağı MMO'lar var, farklı farklı indie oyunlar var. Onlara bakarsanız, oyun konusuyla ilgili merakınız varsa, büyük güçlü makineler alıp da oyunlara giremiyorsanız GeForce Now'daki oyunlara bakın. Belki sevdiğiniz bir şey de keşfedebilirsiniz. Sponsoruma teşekkür ettim. Evimin kirasını ödedim. Kedilerime mama aldım. Şimdi muhabbete devam ediyoruz. Geçiyorum bir sonraki cevaba. Bir sonraki cevapta demiş ki, muhtemelen demiş, genelde size nasıl davrandıklarıyla özelde size de nasıl davrandıkları arasındaki tutarsızlıklar. Bu iki tarafa da sayıyor olabilir diyor. İlginç. Bak şimdi mesela ben burada yine kendime yordum bu konuyu biraz. Ben mesela birebir de çok makara kukara birisi değilimdir. İnsanlarla daha akıllı sohbetler etmeyi severim. Yani derim, seni ne üzdü, ne bileyim ne canını sıktı, var mı hayatta bir desteğe ihtiyacın, moralinin bozulduğu bir şey var mı? Geçen gün şu konuda canını sıkkın gördüm. Hani bir şey yapılabilir mi o konuda? Veyahut da ya şöyle bir iş yapıyorsun, çok iyi gidiyor, sen memnun musun falan. Real talk. Yani ben hiç boş muhabbet adamı hayatımda olamadım. Bir düşünün, YouTuber'lık ve canlı yayıncılık yapıyorum. Hani ne kadar zor geliyor bunlar bana aslında. Boş muhabbet adamı olamayınca da haliyle özelde arkadaşlarımla, tanıdıklarımla hep şey konuşmaya çalışırım. Hakikaten nasıl bir insan bu? Hem tanımaya çalışırım, hem katabileceğim bir şey varsa ya da onun bana katabileceği bir şey varsa o sohbete odaklanmaya çalışırım. Şey muhabbetlerinden sıkılıyorum ben çünkü. Baba izledin mi? Netflix'te en son film çıkmış bir tane. Üsttekiler yiyor pastayı, alttakilere kalmıyor falan. Ya aman. Ya bunlardan sıkılıyorum. O yüzden adam adama markajda baş başa oturduğumda ben insanlarla genelde çok daha derin konuşurum. Ama atıyorum bir masadayız, 15-16 arkadaşız. Discord'dayız, 8-9 kişi bağlı. O zaman vururum makara kukaraya. Şimdi çünkü orada adama desen ki kardeşim hayırdır bir derdin mi var? Adamın anlatacağı da olsa, orada o kadar kişi varsa anlatmaz mesela. Yani benim mesela bu konuda o yüzden davranışım farklıdır. Beni birebir de yakalayan insan da ne bileyim yayınımda gören, YouTube videomda gören, arkadaş dost ortamında kalabalık bir ortamda gören insan iki farklı karakter göreceklerdir. Bu adam bundan kıllanmış mesela. Gerçi demiş ki bu demiş iki tarafa da yazabilir. Yani hem manipülatif kötü birisi de olabilir veyahut da iyi birisi olabilir, bilmiyorum. Bak alttaki cevaplara bakalım şimdi. Bu arada bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin huyunuz nasıl? Ben de demiş bir arkadaşımla tırnak koymuş etrafına böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Birebir de çok iyi birisi. Ama birebir de çok iyi birisi ve dışarıya karşı çok bana çok yardımcı oluyor.
Ama başkalarının yanında bilhassa da kadınların karşısında sürekli beni ezmeye çalışıyor. Anladım. Tatsız. Bu böyle bir huy var ya. Benim etrafta böyle arkadaşlarım sene içerisinde, zaman içerisinde kalmadı. Ama lisedeyken, ortaokuldayken çok fazla böyle arkadaşlarım olduğunu hatırlıyorum. Şeyi çok yaşardım yani. Birebir oturuyorsun, adam diyor ki ya kardeşim diyor, benim annem babam boşandı diyor. Ben çok moralim bozuk bu aralar bilmem ne. Vay biraderim eyvallah falan diyorsun. 3 gün sonra bir ortama giriliyor. Vay ya bu da bakma koyayım bu ezik falan gibi böyle bir anda herifin ağzı değişiyor. Şey oluyorsun böyle. Lan oğlum sen özelde bana ağlayıp zırlayıp şeyini anlatmadın mı? Yani biz seninle belli bir biraderlik, bireyderlik seviyesine ulaşmadık mı? Ne şu an bu yaptığın çakallık falan. Ben öyle insanlarla ilgili genelde şunu düşünürüm. Yani demek ki hayatta kafasında belli şeyleri belli yerine koyamamış. Her şeyden önce kendisini bir yerlere koyamamış. Ya da dışarıya karşı çok korkak. Yani bu tarz fake davranışlar dışarıya karşı genelde açıkçası bazen agresif veyahut da bullying gibi gözükse bile bence temelinde dışarıya karşı korkudan ortaya çıkıyor. Yani ben millete saldırayım ki bana bir gol atılmasın. Ben milleti bastırmaya çalışayım ki benim tırt olduğum anlaşılmasın. Ben bunu çok düşünüyorum. Dışarıya karşı çok defansif bulurum. Saldırganlık aslında bence defansifliğin bir yöntemi dünyada. Çünkü yumruk yumruğa saldırmıyorsun ki. Laf sokuyor, bilmem ne yapıyor. Bullylemeye çalışıyor. Ben hep şey gibi karakterler görürüm o zaman. O yüzden. Çok böyle diline saldırganlık vurmuş kişilerin içten içe çok ezik, çok yaralı tipler olduğunu düşünürüm. O yaraları, o eziklikleri gözükmesin diye biraz böyle dillerine vurmuş bir öfke olduğunu düşünürüm. Ha, onun dışında şeydir. Mesela örnek veriyorum, kimle ilgili bunu düşünmem? İnternet karakterleriyle ilgili. Sallıyorum şu anda. Angry Joe diye bir tane kanal var. Adam böyle açıyor oyunları. Lan diyor, ne biçim oyun yapmışsınız? Cartta curtta yapıştırıyor geçiyor. That is disgusting, awkward, tone deaf, shameful, wrong, juvenile, dirty, creepy, insulting, and it's just plain fucking stupid! Sonra herifin canlı yayınlarına bakıyorsun. Herif canlı yayında mesela oturmuş böyle. Arkadaşlar diyor ya, oyun şöyle olmuş. Çık 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 oynuyor. Neyse ya neyse, burası da böyle böyle oyun yapılır mı abi falan diyor. I've been expecting you. Come into my house. Our house. On my. Ha diyorsun, anladım. Persona ve performans sergiliyor herif. Yani bir performans, bir personası varsa kişilerin persona. Ona dikkat etmek lazım. Mesela iş yerlerinde de böyle lider profilinde ekip amiri, müdür, CEO şey falan çok bankodur mesela. Reklamcılıkta geçmişti benim ömrüm. Birebir de CEO'muz çok tatlı bir herif. Bu ortama çıktı, kalabalığa konuştuğumuz sesi kalınlaşıyor böyle. Aa diyor, Can'cım diyor, şu projeyi çok iyi halletmişsiniz. Elinize sağlık bilmem ne falan filan diyor. Kalabalığın karşısına geçiliyor. Kalabalığın karşısına. Evet arkadaşlar, bu sene şöyle şöyle bir yaklaşımla sene içerisindeki bilmem neyimizi. Yani kimi insanlar birden fazla şapka takıp birden fazla maske takmak bazen işlerinin gereği kalabiliyorlar. Makine mühendisliği yaptığım dönemde şantiyelerde, şantiyeyi şu yüzden özellikle örnek veriyorum, şantiyede işçi de oluyor. İşçinin de biraz hani hem eğitim seviyesi hem kültürel durumu farklı. Şey olarak senin de farklı. Yani işçi mesela el şakası yapmayı sever. İşçi mesela şantiyeye sıçmayı sever. Disiplinsizliğe çok meyleder. Yanlış iş yaptı mı sorumluluğunu almaz. Hani vay sen bu işi böyle yaptın desen herif sabaha çantasını toplayıp fıyabilir. İşçiyle çalışmak, şantiyede ameleyle çalışmak çok zordur. O yüzden ben mesela şantiye mühendisine başladıktan birkaç ay sonra bıraktım. Yapamayacağımı hissettim. Şantiyede şeyi çok görüyorum yani. Görmüştüm o dönem. Oturuyoruz mühendislerin odasında. Hocam diyorsun, diyorum ne diyorsun şu konuyla ilgili? Ya sorma kardeşim diyor. O da öyle oldu, böyle oldu falan diyor. Hani normal adam adama muhabbet ediyorsun böyle. Sohbet, muhabbet. Şu filmi izledim. Ben de bu oyunu oynadım falan. Mühendislerin arasında mesela o zaman ben çok gençtim ama hani bizim abilerimiz gibi olan adamlar arasında çok böyle muhabbet için aynı hobilerden adamlar da vardı. Diyorsun lan ne tatlı adam. Sonra dışarıya çıkıyorsun. Mesela şantiyede geziyorsun. Şantiyede gezerken orada iki tane işçi el şakası yapıyor böyle mesela, tamam mı? Şantiyede el şakası yapmak 5 dakika sonra ölebileceğin anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bir şeye basarsın, düşersin, 22. kattan düşüyorsun o zaman. Hani şantiye el şakası yapılacak yer değil ama işte böyle biraz kreş gibi oluyor şantiyeler. O yanındaki tatlı adam bir anda şeye dönüşüyor. Be çocukları! Sizin buradan diye böyle şey oluyorsun. Bu kim baba falan oluyorsun böyle. Bazen insanlar şapka takabiliyor yani işleriyle alakalı, ona dikkat etmek lazım. Yani içeriye başka dışarıya başkayı analiz ederken bence buna çok dikkat etmek gerekiyor yani. Son bir cevaba bakıyorum. Neydi sorumuz? Bir insanın iyi bir insan olmadığını çat diye belli eden şeyler nelerdir? Demiş ki sürekli bir durumu manipüle etmeye çalışan, en küçük şeyden en büyük konulara kadar sürekli durumu manipüle etmeye çalışan insanların etrafında olmak aşırı yorucu oluyor demiş. Sürekli böyle her, yani
her şeyden gerçekten bir şey döndürme çabası. Bir böyle kolunu kıstırma çabası olur hep. Yani bunu mesela genelde bu tarz ilişkiler içindeyken fark edemiyor olabilirsiniz. Özellikle bunu çok söylerler. İşte yok narsist manipüle eder, narsist de fark etmezsin bunu falan filan. Bence aşırı belli oluyor. Ama bu benim biraz iletişimlere bakış açımla alakalı olabilir. Yani ben de kartlarımı çok kapalı oynayan birisiyim böyle konularda. Çok kolay bırakmam kendimi. Yani insanların ne yapmaya çalıştığını, ne çıkartmaya çalıştığını benden açıkçası dikkat ederim, izlerim yani. Ve şey çok ilginç geliyor bana. Yani kimi insan gerçekten hani sırf işe düştüğünde arayan tayfayı da demiyorum. Böyle şey gibi durumlar. Ya şu konuda çok canım sıkıldı. Aa sen o konuda canım mı sıkıldı? Asıl o konuyla ilgili şöyle bir şey var. Bak gel sen ben bu tarafa, burada bu var falan. Oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor falan. Veyahut da hani bir konuda dersin ki ben sana yardımcı olabilir miyim? Veyahut da şöyle bir başım sıkıştı. Sen bana yardımcı olabilir misin? Arkasından hep bir plan, bir sistem, bir program, bir şey geliyor. Ve yani bir de çok ilginç. Bu insanlar başta normal birkaç adımla başlasa da bir süre sonra bu bir gavurun tabiriyle pattern, Türkçe tabiriyle örüntü, örgü falan gibi kelimeler kullanıyorlar. Yani desen, birbirini tekrarlayan bir desen çıkıyor ortaya. Bu insanların davranış kalıpları bu yani. Bir süre sonra anlıyorsun bunu. Çünkü farklı insanlara davranışlarında da çok ortaya çıkmaya başlıyor. Sana karşı yaklaşımlarında da çok ortaya çıkmaya başlıyor. Ben şeyi merak ediyorum yani nasıl rahat ediyorlar? Yani ben mesela genellikle bu tarz insanların burnout olmaya, ne bileyim uykusuz kalmaya, ne bileyim anksiyete sahibi olmaya falan çok yatkın olduklarını düşünürüm. Çünkü mesela açıkçası, mesela ben bir bilgisayar oyunu oynarken, strateji oyunu oynarken, tavla, satranç, go falan oynarken tabii o full manipülasyon yani orada düşman ne yapıyor, ben ne yapabilirim, bilmem ne. Arada mesela bizim ekiple Age of Empires oynuyoruz. Ben işte Age of Empires oynadığımda mesela o kazanmaya oynuyorum. Ve kazanmaya oynadığım o sırada o oyun içerisinde, o oyunun sınırları dahilinde ben böyle mesela arkada ordu oluşturuyorsam ya arkadaşlar ben bittim ya bu oyunda iyi gitmiyorum da derim. Adama kanka ben sana saldırıyorum derim, küçük bir birlik yollarım. Lan şerefsiz geldin mi der. Ölür mesela benim oradaki askerlerim. Aga bu kadardı benim ordum ya kusura bakma derim. O sırada arkadan büyük ordu dolaştırıyor olurum. Sun Tzu'nun Savaş Sanatı diye bir kitabı var. Onları okuduysanız böyle savaşta her şey mübahtır var ya. Mesela o psikolojiye girdiğimde ben oyunu kazanmaya çalışırken çok yoruluyorum. Kazansam da kaybetsem de oyunun sonunda yorulmuş oluyorum zihnen. Diyorum ki tamam bu bir oyundur. Oyunu oynadım geçtim. Bir tek Age of Empires'da böyle oluyorum bu arada genelde. Diğer oyunlarda bu kadar pisleşmiyorum. Ama eğer çünkü şey çok değiştiriyor arkadaşlar. Adam şimdi ordusunu oraya götürür bu tarafını boş bırakırsak oyunu kazanıp kazanmamanız ona bağlı oluyor. Ama ben zihnen orada bile şeyi hissediyorum. Geçen hatta bizim şeyler oynadık. Tuna, Selçuk, Etem girdik. Ulan bir oyun oynadım kazandım zar zor başım yoruldu. Böyle şey oldu babalar dedim ben bir sonraki oyun chill oynayacağım. Tabii ki bir sonraki oyunda chill oynamadım. Orada da chill oynayacağım kisvesi altında. Ordu çıkarıp yolladım. Onu kaybettim. Ama yani kafamda pekmez bitiyor onu hissediyorum yani. Şimdi bunlar benim bir takım arkadaşlarımla oyun dahilinde oynadığım bir şey. Oyun dahilinde insan insana kızar da şaka da yapar numara da çeker. Oyun biter kapatılır. Şahla vezir aynı kutuya konulur kapatılır. Bu oyun. Ya ben mesela zihnen oyunda yoruluyorum bundan. Kimi insan hakikaten mesajlaşmasında, dertleşmesinde, sevmesinde, sevgi istemesinde, yani samimiyetle bir şey konuşurken, ya ben psikoloğunu manipüle etmeye çalışan bir arkadaşım oldu ya benim. Ya psikoloğu bari manipüle etmeye çalışma. Dayı hastasın. Hastasın. İlaç yani hastasın belli ki. Psikoloğa gitmişsin değil mi? Psikoloğa bile hani orada bir böyle bir diyor dayı. Yani Allah sabır versin. Bence böyle insanlar kötü birileri olma eğilimine çok sahipler gerçekten. Burada da söylediği gibi, cevapta da söylediği gibi. Çünkü sürekli manipülasyon, nereye varacaksın abi bu kadar manipülasyona? Yani para mı kazanacaksın? Ne bileyim evlenecek misin? Yuva mı kuracaksın? Ne? Gaye ne? Son end game ne yani? Nereye gitmeye çalışıyorsun? Belli değil. Kimi insan böyle inanılmaz tuhaf manipülatif bir dünyaya hapsediyor kendini. Allah kolaylık versin. Bence öyle insanlar kendilerine en büyük kötülüğü ediyorlar zaten. Diyorum ve Askredit'ten aldığım bir takım sorular cevaplar videosunun ilk videosunu da bu şekilde yapmış oluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşüyoruz. Bir sonraki videomuzda bu videoya verdiğiniz cevapları okuyacağım. Ve bir sohbet muhabbet halinde bu seriyi ilerletmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum eğlendiniz mi? Sizlere son kez soracağım. Sevgili arkadaşlar bir insanın iyi birisi olmadığını çok net belli eden şeyler sizce nelerdir? Cevaplarınızı merak ediyorum. Bu videoyla alakalı farklı yorumlarınız varsa da yazın. Videoya like basmayı unutmayın. Çünkü video like'ları güzel basıldığı zaman bakıyorsun trendlere giriyor. Neye göre trendlere giriyor bilmiyorum ama bakarsınız. Gözlerinizden öptüm.
Kendinize iyi baktınız. Haydi bay bay.